Mesela arkadaşlarımla konuşurken dedim ki bu tarz bir duruma düşersek bana güvenmeyin. Hayatta kalmak için her şeyi yaparım. Hani hiçbiriniz de umurumda olmazsınız açıkçası. Ben sonra bıraktım. Sonra baktım baya böyle şey sosyal medyada coşmuş falan dedim. Yine döneyim. Boş şeye coşmaz yani sosyal medyada. Bir de diyorum olabilir ki ben oraya gitsem herkesi öldürürüm. Bu saflıkla biraz zor öldürürüm ben orada herkesi. Başladım bitirdim falan Instagram'da şey dönüyor. O şekerin yapım tarifi falan dönüyor böyle. Onu yazsam bir o şekerin yapım tarifi. Vakit geçirmek için izlerim hiçbir şey bulamazsam ama onun dışında arkadaşıma mesela illa izle demem. Fanzade Film Manyak kanalına hoş geldiniz. Bugün Iris'le birlikte Squid Game dizisi hakkında konuşacağız. Dizi inanılmaz derecede popüler oldu Netflix'te. Önce Netflix'te başladı, yavaş yavaş sonra Twitter. O derken artık çeşitli versiyonlarını gördük. Her şekilde gördük diziyi ortada. Ya ben açıkçası en başta söyleyeyim, neden bu kadar popüler olduğunu anlamadım. Yani bu diziyi bu kadar popüler yapan ayırıcı özelliğini bulamadım. Çünkü ölüm kalım temalı, hani böyle bir oyun üzerinden başlamış ölüm kalım temalı yapımları çok izledik. Bazıları çok popüler oldu sinema dizi sektöründe. Hani sen ne düşünüyorsun? Sence bu kadar popüler olmasının sebebi ne? Diğer ölüm kalım oyunu temalı filmlerden ayıran şey nedir? Filmlerden ve yapımlardan ayıran şey ne? Bence açıkçası çok bir ayrım, yani gözüme batacak kadar bir ayrım olmadı. Sadece şey oldu belki de, hani bu dizinin biraz açık bitmesi, hani çok farklı bir son bekledik fakat hani bizi çok açıkçası tatmin etmeyen bir sonla bitti. Çünkü akıllarda bir türlü soru işareti kaldı. Ben diziyi bitince internette işte soru aramaya başladım. Böyle dizi hakkında işte şu falan kim falan diye baktım. Bir sürü, yani bir tek ben değil dünyadaki bir sürü insan dizide bir soru işareti bırakmış. Hatta şimdiden daha dizi çıkalı 2 hafta olmadan yani teoriler üretilmeye bile başlanmış. Ki bir uzak doğu yapımı için böyle bir şey yapılması mucize gibi bir şey. Bir de bu ölüm kalım şeylerinden biraz da böyle şeyi geçmiş, o klasikliği geçmiş mesela ölüm kalımında. Hunger Games'i gördük mesela. Hunger Games artık kültleştiği için onun ana temasından çok farklı aslında. Mesela neydi? Kısa bir süre önce çıkan Japon yapımı olan neydi? Alice in Wonderland mesela. O da böyle oyunlu, ölüm kalım savaş falan muhabbeti var. Onun da böyle açık bitmesi ama onun hala asıl meselesinin anlaşılmaması büyük problem. Dizi bitti, ben ne olduğunu anlayamadım. Yani ana temasını anlayamadım. Çok saçma bir açıklıkta bitti. Belki de budur yani uzun zaman sonra böyle bir yapım. Ben açıkçası yani dizide ayırıcı anlamda ya hemen hemen hiçbir şey göremedim diyebilirim. Hani izlerken ne bileyim böyle çok bir akıcılık vesaire, hani ne bileyim. Yani anlarsınız ya, hani dersiniz uf ne diziymiş bu dersiniz. Hani hiçbir şekilde izlerken bu şekilde olmadım. Sadece diğer ölüm kalım hikayesi ya da daha gerilim, hayatta kalma mücadelesi üzerine olan yapımlardan ayıracak tekken renk tonu olabilir. Çünkü aslında dizi çok renkli bir tona sahip. Karakterlerin kullandığı hani kıyafetler olsun, o oyuna giderkenki geçtikleri alan olsun. Hani sadece diğerleri hep soluk tonlar kullanırken, soluk tonlar, soluk yapımlarken, karanlık yapımlarken bu yapım olabildiğince renkli bir yapımdı. Hani ama bilmiyorum, ben çok tahmin edilebilir buldum mesela, hani bir süre sonra, çünkü gizemi korurken açık uçlu bir gizem koymadılar ortaya, sadece bir gizem koyuldu ve hani bundan sonrası çok tahmin edilebilir ilerledi. Çünkü aklına bu mu diye bir seçenek gelmiyor, ne olduğunu bilmiyorsun ve diyorsun ki bu mu ve o hani gizem bu şekilde ilerledi. Hani X kisimi, Y kisimi diye düşünmüyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun ve önünde sadece X kisi var. Diyorsun ki bu. Evet, gerçekten aynen. O çıkıyor dizide. Hani böyle bir durumda ilerliyor. Öncelikle buradan sonrasını izleyecek arkadaşlar için spoiler içerecektir. Hani diziyi izlemeyenler için bu uyarıyı yapalım. Şimdi öncelikle gelmek gerekirse, yani ben hep şey düşündüm ki özellikle böyle yapımlarda da bunu çok düşünürüm. Ben olsam ne yapardım? Karakterlerle onlara göre empati kurarım. Ve bu her yapımda olan yine klasik, bakın yine ayırılmadığı bir nokta.
saf kötü bir karakter olur. Hayatta kalmak için her şeyi yapacak şerefsizlikte bir karakter olur bu dizilerde. Benim en bayıldığım karakterdir bu yapımlarda. Çünkü hani gerçekten en mantıklı o davranır. Asla insancıl düşünmez. Ben bu parayı alacağım ve bu oyunu kazanacağım der. Ve bu şekilde ilerler. Hani bu karaktere bayıldım yani. Bir çetenin lideri olan karakter böyleydi. Bir de baş karakterin arkadaşı olan o üniversiteden mezun olan karakter çok iyiydi. Hani aynı bu şekildeydi. Ben o kadar senle ters düşünüyorum ki. Ben o kadar sinirimi bozdu ki o iki karakter. Yani özellikle o çete liderim. O şeyi ondan önce şeye gelmek istiyorum. O çete lideriyle beraber olan kadın var ya. İlk oyunu bırakma muhabbet sırasında ağlıyordu işte. Çocuğuma isim koyacağım falan. Çocuğuna isim koyamak. Onu şey diyorum hani nereden nereye geldi? Bir baktım o duygusal kadından işte yeniden oyuna gelmişler. Kadın fıttırmış falan böyle deliymiş böyle serseri olmuş işte. Onların takımına girmiş. Bak insanları artık hiç vicdanı düşünmeden şey yapabiliyor. Çünkü ilk oyuna bırakma sesinde o en çok ağladı falan. Hı-hı. Hatta ilk o öne çıktı. Sonra bizim ana karakterin arkadaşı işte dedi. Üçüncü kural o bu şu falan filan diye. Ben mesela bu film dizide şeyi farklı buldum. Oyunu istedikleri zaman bırakma muhabbeti. Çünkü şey diye düşün hani böyle bir konfor alanı sağlanması hani istediğiniz zaman bırakabilirsiniz, gidebilirsiniz gibi bir konfor alanı sağlanması çok mantıklı olmuş. Çünkü oyunu bırakmasalardı ne kadar aslında bizim görmediğimiz kadar ihtiyaçları olduğunu da anlamadık. Çünkü bıraktılar. Hep pişman oldu bıraktığına. Yeniden döndü. %95'i geri döndü yani sonra. Evet aslında bu işlenen tema güzel. Yani insanın parasızlık ve borç batağındayken düştüğü çaresizlik durumunu hani bu ve verdikleri tanıkları opsiyonla bize çok iyi yansıttılar. Yani hepsi en sonuçta gelerek buradan çıksak daha iyi bir hayat yaşamayacağız. Özellikle baş karakter hani Song Ji-hun sanırım. Hani beden dokunulmazlığından vazgeçti. Hani borçlarını ödemek için bir süre sonra beden dokunulmazlığından vazgeçiyor. Zaten ölecek. Hani, ve o yüzden geri döndü buraya. Ama hani dediğim gibi ben mesela hep şey derim bu tarzda. Mesela arkadaşlarımla konuşurken derim ki bu tarz bir duruma düşersek bana güvenmeyin. Hayatta kalmak için her şeyi yaparım. Hani hiçbiriniz de umurumda olmazsınız açıkçası. Hani ben ise hiçbir şey yapmam ya. O kadar gerilirim ki. Zaten şey o üniversiteye gidenin psikopata bağlaması beni çıldırttı. Muazzam bir karakterdi bence. Aralarında en akıllı davranan oydu. Ya hiç ya tamam. Ali karakterine yaptığı büyük şerefsizlikle bu arada. Evet ya, ama değil mi? Ben bu tarz hani şerefsiz bilemedim. Karakterlere bayılıyorum çünkü yaşaması lazım. Yani dediğimiz buraya ki sonunda saçmaladı kendini öldürerek hiç gerek yoktu bu. Evet onu ben şey dedim hani Ali'yi öldürmeseydin bari. Evet ama onu da yapmak zorunda. Zaten şey hani o çiftleşme durumunda falan o kadar üzüldüm ki ben Ali'ye. Çünkü o kadar zırhladı falan o şey yapacaktı. Karşı tarafı feda edecekti. Ama Allah'ım o olay beni çok tiltetti zaten. Yani hiç o noktaya gelmesini beklemedim oyunu açıkçası. Ben hani böyle ondan ya o karakterden böyle bir şerefsizlik çıkacağını biliyordum. Çünkü ilk oyunu bulduğunda da söylemedi onlara. Hani bu şeker yalamalı oyunu çıkartmalı oyunu söylemedi onlara ve bekliyorum ve dediğim gibi zaten ben buraya aşırı derecede borcum olduğu için ve paraya ihtiyacım olduğu için geliyorum. Hiç tanımadığım insanlara yardım etmek için neden kendimi tehlikeye atayım? İşte insanların vicdanının nasıl hemen kolayca bitirdi sözde hani adamla yıllarca tanışıyorlar işte üniversiteye gidene kadar aynı mahallede otururlar. Annesiyle sık sık görüşüyor. Adam sonuçta onun da annesiyle görüşüyor. Hani gerçekten vicdanın ne kadar kolay bırakılabileceği. Hani çeteden bekleyin zaten dışarıda da çeteler. Dışarıda insan öldürüyorlar, dövüyorlar. İçeride de böyle hiçbir şey fark etmiyor. Ama o kadının mesela ağlayan kadının nasıl bir anda ağlarken çeteye katılıp çete lideri olabilecek kadar üste gelmesi. Yani işte o arkadaşının o camı şey yapan insanın itmesi. En yakın arkadaşını öldürecek yani üst düzey şiddet uygulayacak biçimde o paraya sahip olmak istemesi. Hani normal bir vicdan değil bu. Hani onu da gösterdiler. Yaşama kuruna birbirlerini öldürebilecek kadar. Oysa ki birbirlerine sinirli olabilecek hiçbir şey yok ortada. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Yani karakter çeşitliliği bu konuda iyi de sağlanmış. Hani her
tipten karakter vardı. Salt kötü de vardı, akıllı kötü de vardı. Yani kendi çıkarları uğruna daha makul kötü. Bir de yaşlı amca vardı. Yaşlı amca. Ben bir şey diyeyim mi? Yani ben hiç anlamadım aslında ya. Yaşlı amcayı anlamadım. Olabileceğini anlamadım. Çok da üzüldüm. Bu arada kanka izledim falan dedi. Ben yani. Ben beni tatmin etmedi niyeyse. En sonunda onu görmem beni ben de etmedi. Yani düşün, orada birbirini can hıraç birbirini öldürmüşsün. Gidiyorsun adam buluyorsun, sana diyor ki ben bunu eğlenmek için yaptım. Çünkü hayattan çok sıkılmıştım. Evet yani böyle daha mantıklı bir sebep aradım açıkçası. Beni de hiç tatmin etmedi. Yani nasıl eğlenmek için falan. Ama yani aslında orada ben bir şeylik sadece şeyde sezdim. Herkesin ölüm anını gösterilirken amcanın ölüm anının gösterilmemesi. Evet, ben orada ona da dikkat etmedim. Garip bir şekilde. Ben dizi izlerken gel bir o ara yemek mi yiyorum anlamadım. Hatırlamıyorum yani. Onun alındığını alınmadığını hatırlamıyorum. Neyse işte dizi bitince öyle onu öğrendik falan filan. Yaşlı amcanın asıl onu başkomutan olduğunu falan öğrenince. Okuldayım falan işte arkadaşımla tartışıyorum. Şey dedi ya ben anladım falan. Şimdi nasıl anlayabildin? Şeyde, yalan söylüyorsun nasıl anladın? Söylesin de sana falan şeyde. Onu çünkü vuruldu görsem benim gösterilmedi mi? Yani o dikkatim dağınık izledim ama hani bilmiyorum ya ben. Beni hiç tahmin etmedi en sonunda. Ben vurulmadığını anladım. Yani vurulmadığını anlamarken vurulduğunu gösterilmediğini anladım. Ama dedim ki herhalde çok duygusal olduğu için göstermediler. Ah nasıl sapım bir de diyorum olabilir, ki ben oraya gitsem herkesi öldürürüm. Bu saflıkla biraz zor öldürürüm ben orada herkesi. Hani dedim böyle herhalde zaten mesela kenardan uzunca bir sürede bölüm süreleri çok uzundu bu arada bence bu dizi için inanılmaz derecede uzundu. Kırpılsaydı da çok bir kayıp olmayacak sahneler vardı. İlk bölümler evet gereksiz uzun çünkü ilk iki bölüm o kadar benim canımı sıktı ki yani o hemen o anı aksiyonu görmek istedim. Aynen benim de öyle ve bir polis hikayesi anlatıldı hani dizide. Aynen. Ama bu polis hikayesinin diziye hiçbir faydası olmadı. Dizinin akışına yani böyle... İşte doğru bence benim... o ikinci sezonda dahil olacak. O biraz şey olacak çünkü ya daha... olduğunu öğrendik ya. Ben böyle şöyle düşünüyorum. Benim daha önce bir yine Kore yapımı zombi filminde podcast'te hatta söylediğim laf Koreliler yarı Türktür diye. Hani gerçekten bu Koreliler yarı Türk. Çünkü onlar da bizim gibi dizinin senaryo akışına hiçbir hiçbir şey ifade etmeyen karakterleri ve kişileri koymaya bayılıyorlar. Sırf gerilim yaratmak için, gizem yaratmak için. O karakter mesela izliyorsun hiçbir şekilde faydası olmadan ölüp gidiyor, yitip gidiyor yani. Bunun da etkisi olabilir çünkü gerçekten seviyorlar. Hani dediğim gibi motivasyonları eksikti yani. Karakterlerde bir motivasyon eksikliği vardı. Tamam, yarışan arkadaşların motivasyonları okey. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama kötülerin kötü olma motivasyonu düşüktü. Yani bu oyun neden yapılıyor? Tamam herkes adil olsun, eşit olsun, para kazansın diye ama asıl neden? Yani bu kadar insanı buraya toplamanın sebebi ne? Ya da aynen. İşte mesela o erkek kardeşinin burada olma motivasyonunun sebebi ne? Hani işte buraya kadar anlattıktan sonra ama ikinci sezona verilmesi gereken gizem bence bu olmamalıydı. Hani nasıl denir? Bu birinci sezonda anlatılabilecek bir gizemdi. İkinci sezon için yeterli bir gizem değil. Hani nasıl anlatılacağını ya da o motivasyonun olduğu çok önemli bir şey değil. En azından bir küçük anlatılabilirdi diye düşünüyorum. Hani ben. Ama bu sinerjiyi çok iyi yakaladılar. Çünkü şu an görüyoruz dünya üzerinde aniden patlayan dizilerden yine bir yani. O bildiğimiz klasik Amerika yapımları, İspanya yapımlarına şu an geçti yani bu dizi. Şey o kötü adam mı değil mi? Şu pembe takımlı adamlar daha kötü bu arada bence. Okuyormuş. Bak bana özlüyorlar falan filan da hani gerçekten öyle bir anda bırakıldı ki dizi. Ben çok merak ediyorum. Çok soru işareti. Hatta şey bile deniyor. Ana karakter kırmızı yaptı ya saçını. Acaba şu pembeliğe mi katılacak falan. İşte kırmızı pembe muhabbet falan. Dünya yani aşırı derecede bir teori üretme şeyine girdi. Çünkü gerçekten belki de amaçları buydu. Yarım bırakmak. Vallahi açıkça şöyle söyleyeyim. Onu ben güzel yakaladılar yani. Lost izliyordum ablamla beraber. Lost izlerdim. Onun için teori üretirdim. Ondan sonra hiçbir dizi için teori üretmedim. Teori üretmeyi de bıraktım. Bu diziyi de izledim ve inan aklıma hiç teori gelmedi. Teori üretmek bile gelmedi biliyor musun? Yani ben dedim gerçekten bitirdikten sonra... Benim de gelmedi garip bir şekilde.
Dedim ki yani bu kadar neden bu kadar popüler oldu? Yani sebebi ne bunun? Ya ekstrem bir şey arıyorum. Hani diyorum ki bundan çok mu iyi? Hayır. Yani çok böyle bir yönetmenlik harikası hani bilmiyorum böyle senaryo harikası ki bir yerden sonra dedim ki çok tahmin edilebilir olmaya başladı. Hani tamam yaşlı amcayı tahmin edemedik ya biz Ahmet o kadarına tahmin edemeyelim yani. Ama mesela ben direkt polisin erkek kardeşinin o kişi olduğunu anladım ben. O ben anlamadım. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben garip bir şekilde hiçbir şey anlamadım. Çok garip bir şekilde tahminin hiçbir şekilde edemedim. Belki sıkıcı başladım çünkü ben ilk bölümden sonra bıraktım diziyi bu arada. İlk bölümden sonra bıraktım. Sonra baktım bayağı böyle şey sosyal medyada coşmuş falan dedim. Yine döneyim. Boş şeye coşmaz yani sosyal medyada. Başladım bitirdim falan. Instagram'da şey dönüyor. O şekerin yapım tarifi falan dönüyor böyle. Onu yazsam bir o şekerin yapım tarifi. Yani, ya coştu yani. Gerçekten ben dediğim gibi çok anlam da veremedim. Yani özellikle eleştirmek için bir nokta arıyorum. Böyle ekstrem bir kısım arıyorum. Şöyle söyleyeyim. Dizinin böyle çok eleştirilecek bir yanı da yok. Hani çok böyle bir kusuru olan bir dizi değil. Böyle burası hatalıydı, şurası kötüydü, şöyleydi, böyleydi denilecek bir dizi değil. Ama wow, bu dizi neydi böyle? Hani neler yapmışlar? Bunlar denebilecek bir dizi de değil. Hani böyle bir ekstrem bir numara. Böyle neymiş diyecek bir yan da ben bulamadım. Ama dediğim gibi mesela şey kısmından keyif aldım. Ben olsam ne yapardım diyebileceğim kısımlarından çok hoşlandım. Ben olsam ben de Ali'ye kazık atardım arkadaşlar. Yani ben kesinlikle atmam. Bu fırsatı buldum ben kaçırmam. Atamam. Benim vicdanım o kadar büyük ki ben aslında yapamıyorum öyle şey. Ama zaten dışarıda öleceksin. Para kazanmak için buraya gelmişsin. Neden Ali yaşasın diye sen ölüyorsun? Manyak mısın? İşte onu şu an yaşamam lazım. O psikolojiyi şu an yaşamam lazım. Çünkü düşünüyorum. Düşündüğümde öyle bir şey yapmam. Ama şu an yaşasam belki yaparım. Ya ben en başta belki böyle bir programa hiç katılmayabilirim. Hani oyun oynayacak. Yani mesela o fırsat verildi, geri dönüldü ya oylama kaybedildi. Hani ben bir daha katılmam. Öleceğimi anladım ki ölmezsem hani o da ilk oyunda ölmezsem. Kesinlikle bir daha geri katılmam. Ama oldu da bir şey oldu. Ben buraya geri katıldım. Hani gerçekten her türlü itliği ve şerefsizliği yaparım. O parayı kazanmak için. Ali gitti tuttu mesela adamı. Hayatta tutmam. Ölsün. Hani. Ya çünkü dedim ben orada çok müşkül bir durumda. Ne kadar vicdansızsın cansın. Ama hayatta kalmam gerekiyor. Yani ölmek istemiyorum anladın mı? Ölmemek için yarışıyorum. Hani ölmeyip o parayı almam lazım. O paraya da ihtiyacım olduğu için oradayım. Dışarıda annem var. Yaşlı bir annem var. Borç buraya kadar olmuş. Oraya kadar da yaşamışım. Ay yazık annesine ya zaten ben o kadına da üzüldüm. Ali için kendi canımdan vazgeçeceğim. He belki o kadar iğrençleşmeyebilirdim. Yani şerefimle oyunu kazanıp kazanmama konusunda kalabilirdim. Çok iğrençti yaptı hareket. Gerçekten çok ahlaksızca bir davranışta bulundu. Ama yine de dediğim gibi çok da kızamıyorum. Çok da bekledim zaten. Neydi? Ali karakterini sevebildi mi? Ben diziyi izlerken bana biraz absürt geldi neyse o karakter. Yani çok ben bilmiyorum. Hani böyle beni aşırı rahatsız etmedi ama hani böyle ilk bölümde gördüm Ali'yi dedim. Çok böyle ben çok iyi niyetli karakterleri sevmiyorum bir tane. Evet böyle şey çok mıymıyı bir adamdı. İşte. Efendim, beni kurtardın. Sen bana para verdin. Sen bana yol parası. Tamam abi. Yani hadi Türk parasına çevirelim. 5 lira para vermiş. Bu neyim bu kadar minnetti yani. Orada insanlar ödüyor Ali. Sen hala bana otobüs parası verdin diyorsun. İşte aynen böyle aşırı aşırı iyi niyet. Yani şu an dünyaya baktığında öyle bir insan bulamazsın. Yok aşırı ya. Aşırı iyi niyetli. Aynen. Ya insan hani hem iyi hem kötü olması gerekiyor. Mesela o çok iyiydi. Mesela çete lideri de çok kötüydü. Hani aşırı derecede kötü. Çete lideri bekledim onu. Mesela o beni hiç şans etmedi. Zaten bu tarz yapımlarda olmazsa olmaz bir şey vardı böyle. Çete lideri, kötülerin başı, zorbalar grubu vardır. Bu da çok şaşırtıcı bir karakter değildi. Kendinden beklendiği gibi davrandı hani. O yüzden de dediğim gibi gayet iyi, normal bir karakterdi. Toparlamak gerekirse açıkçası bence bu dizi ne çok iyiydi ne çok kötüydü. Hani hafta sonu ne izlesem diye düşünsem oturur izlerim mesela hani. Vakit geçirmek için izlerim hiçbir şey bulamazsam ama onun dışında arkadaşıma mesela illa izle demem. Lütfen bunu izle çok iyi diziydi demem hani. Çok da böyle yani, aksiyon seviyorsanız açın izleyin arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun Iris? Benim yorumum bu şekilde.
Yani ikinci sezonu şu an ilk bölümü izleyenler ikinci sezonu zaten ilk sezon pardon izleyecekler. İzlemeleri de lazım. Ben izleyeceğim yani çıktığı gün o kadar merak Yani büyük ediyorum ihtimalle ki. ben de bakarım ikinci sezonuna. Yani bizim Squid Game hakkında yorumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Siz de yorumlarda siz olsaydınız ne yapardınız paylaşmayı unutmayın. Benim gibi vicdansız mı davranırdınız yoksa Iris gibi vicdanlı mı davranırdınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.